Merhabalar. SolidWorks'te saç tasarımına devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda şöyle bir kasa yapmıştık. Açık kasa, elektronik bir cihaza ait diye düşündüğümüz bir kasa yapmıştık. Bunun diğer parçalarını bugün yapacağız. Bir geri sararak ve daha sonra adım adım ileri giderek neler yaptığımıza bir bakalım. Şöyle bir sketch'ten hareket edip saç yapmıştık. Sonra kenarlar eklemiştik. Düz kenar ekledik. Oraya bir kulak ekledik. Offset kullandık burada. Kulağa bir kademe ekledik. Bir basamak yaptık. Profilini kendimiz belirlediğimiz bir kenar daha ekledik. Sonra hemle bir kıvırma yaptık. Hem işlemini bir de menteşe için kullandık. Önce böyle bir hem yaptık. Daha sonra keserek ve arkasından da o kanalı dizerek menteşe oluşturduk gördüğünüz gibi. Sonra oraya bir delik yaptık. Arkasından da alt kısma havalandırma delikleri oluşturduk. Sonra da yan yüzeye bir havalandırma deliği oluşturduk. Lower diyoruz. SolidWorks'te böyle bir şekil verme, form verme özelliği var. Bu SolidWorks'te yapılmış bir forming tool. Onu kullandık. Bunu bir de dizdik şöyle yan yüzeye gördüğünüz gibi. Sonra da yaptığımız işlem biliyorsunuz bunun CNC tezgahlarda kesilebilmesi için yolların, çizgilerin ve yayların elde edilmesi lazım. Yani AutoCAD formatına DVG'ye dönüştürülmesi lazım. Bunu da açarak yapıyoruz. Açınımının DVG dosyasını elde ediyoruz. Açık haldeyken unsur ağacındaki flat pattern'dan sağ tuş yapıp export DXF DVG formatında AutoCAD'e dönüştürüyoruz. Sonra oradan GM kodlarını üretip sacdan kesilip üretim tamamlanacak. Sac levhadan yapılacak makine parçalarının üretim aşamaları bunlar. Önce tasarım, saç tasarımı, sonra da üretim. Şimdi kapak yapacağız. Yeni bir parça modelleme oturumu açmamız gerekiyor. Part'ı shift tıklıyoruz. Ben fonu, ortamı beyaz yapıyorum. Ve dosyamı hemen kaydetmem gerekiyor. Kaydedeceğim yer hemen hızlı bir şekilde bulmam gerekiyor. Evet, saç kasanın içerisine CV dosyaları kapak olarak kaydediyoruz. Şöyle kaydettik. Şimdi çizgiden bir plaka oluşturacağız. Sonra ona menteşe ve kenar ekleyeceğiz. Kapağı böylece oluşturmuş olacağız. Right plana sketch açıyoruz. Sonra bir tane bunun genişliğini, kapağın genişliğini temsil eden bir çizgi çiziyoruz. Bu çizginin boyu 136,5 olacak. Ben orijin takıntılıyım biraz. Siz de böyle olursanız iyi olur. Bu çizginin özelliği şu. Bir kere yatay olacak. 136,5 ve ortasından orijine bağlı olacak. Bunu yapabilmemiz için, ortasından orijine bağlayabilmek için Kontrol tuşuna basılıyken çizgiyi seçiyorsunuz. Orijini seçiyorsunuz. Kaldırdığınızda açılan hızlı erişim araç çubuğundan ya da sol taraftaki pencereden midpoint diyorsunuz. Make midpoint. Ortasından orijine bağlıyor. Böylece ilişkilendirmiş olduk. Ölçü ve ilişkilendirme. Bu çizginin 3 özelliği var. Birincisi yatay. İkincisi 136,5 mm boyunda ve ortasından orijine bağlı. Evet, bundan
Bir tane sac plaka oluşturacağız. 150 mm boyunda, 1 mm kalınlığında. Bunu base flank, base top komutuyla yapıyoruz. Direction 1'de 150 mm olacak boyu. Şöyle bakın. Ama orijinin ortada kalabilmesi için, şurada orijin, ortada olabilmesi için bu base flank işlemini mid plana göre yapıyoruz. Bir nevi extrude bu. Sacların extrude'u diyebilirsiniz. Burada kalınlık 1 mm olacak. Kasada 1 mm yapmıştık. Bükme yapacaksak ki yapacağız. Kenar ekleyeceğiz çünkü. Bükme yarıçapı, kenarın bükme yarıçapı 1 mm olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Çok hassas bükmelerde malzeme faktörünü de ekleyebiliriz ama bu detaylara burada girmiyoruz. Evet, onaylıyoruz. Kapağı oluşturduk. Şöyle bir sac levha gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bir menteşe ekleyeceğiz. Menteşe diğerinin o erkekse eğer dişisi olacak gibi. Şimdi yani şuradaki boşluklara girebilecek şekilde yine aynı formu ekleyeceğiz kapağı. Şu kenara yapalım. Bunu hem komutuyla yapmıştık biliyorsunuz. Hem kıvırma, dairesel şekilde kıvrılmış kenar ekleme ya da katlama, şöyle şöyle 3 şekil, 4 şekil kullanılıyor. Şuraya ekliyoruz bakın. Şöyle ekliyoruz. Önceki yaptığımız default olarak duruyor. Şöyle yandan bakarsanız ne yaptığımızı görebilirsiniz. Şu şekilde ekledi. Merkez açısı 300 derece. Şuradaki yarıçap 1,5, yani çap 3 mm oldu. Buraya bir hem kenara ekledik. Kıvırma yaptık. Şimdi burada dişi menteşeyi oluşturacağız. Onun için bir kesme yapacağız. Bu sefer dışarıdan bir kesme yapacağız. Dolayısıyla şu yüzeye bir sketch açıyoruz. İki boyutlu çizimi buraya yapacağız. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgeni daha önceki modelin kenarlarını kullanarak çizmek istiyorum. Bu özelliği de size göstermiş oluyorum burada. Dikdörtgenin bir köşesi burada olacak. Bir köşesi de şu kenarın hizasında yarım milimetre dışarıda olacak. Montajda erkekli dişili menteşenin kasanın üzerinde çalışabilmesi için bu gerekiyor. Corner rectangle, yani köşeden köşeye rectangle çizeceğiz. Birinci köşesi burada olacak. İkinci köşesi şunun hizasında, şöyle bakın. Buranın ne olduğunu biraz sonra göstereceğim size. Şöyle. Ancak dikkat ederseniz hizasında çizdik. Fakat ilişkilendiremedik. İlişkilendirme ayrı, hizasında çizme ayrı. Ama bu köşe kenarın üzerinde tıkladığımız için oraya bağlandı. Dolayısıyla bu kenar siyah. Diğer kenar siyah değil. Yani şöyle olabilir bu. Hizasına çizdik ama bu ilişkilendirme değildir. Sadece çizmede bize yardımcı oldu. Mutlaka ilişkilendirmemiz ya da ölçü vermemiz gerekiyor. Ben ilişkilendirmeyi tercih ediyorum. CTRL tuşuna basılıyken dikdörtgenin kenarını seçiyorsunuz. Burada bir kenar oluştu. Modelden bir kenar elde ettik. Kaldırdığımız zaman make collinear, yani hizalı yapıyoruz. Bir de bu dikdörtgenin nereye hizaladığımızı şöyle hafif dönerek görebilirsiniz. Şunun teğetinin kenarına, burada bir bükme yapmıştık ki onun teğet kenarına hizaladık. Teğetine hizaladık. Sketch'e dik baktık. Şimdi ölçülendiriyoruz. Dikdörtgenin boyu 11 mm olacak. Çünkü boşluklar olacak. Çünkü menteşe çalışabilmesi için şey olması gerekiyor. Öbürünün içine alabilmesi gerekiyor bu dişisi. Bunu dışarı almamız lazım. Çünkü dışarıdan yarım milimetre dışarı çıkacak. 11 milimetre. Burada 10,5 milimetrelik bir boşluk olacak. Öbürü 10 milimetreyi tam olarak içine alsın diye. Dolayısıyla bir ölçü daha veriyoruz. Şöyle. Burası da 0,5 olacak. Şimdi bunu keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Bakın şöyle bakabilirsiniz. Yine şehit yapalım. Kes diyoruz.
Şöyle kesti bakın. Bu kenarın niye buraya hizaladığımız diyeceksiniz ki ölçü verilebilir. Tabii ölçü de verilebilir ama ilişkilendirmek her zaman iyidir. Mesela buradaki ben şu hemin ölçülerini değiştirdiğiniz zaman bunun ölçüsü de otomatik olarak değişir. İlişkilendirme ölçülerden önceliklidir bu tür programlarda. Evet, 5,5-6 mm kesebiliriz. Onayladık. Şöyle bir boşluk oluştu burada. Biliyorsunuz saç tasarımında her seferinde açılıp açılmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Açılıp açılmadığını bakmamız gerekiyor. Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu dizeceğiz. Evet, dizme işlemini Features araç çubuğundan lineer pattern'la yapıyoruz. Unsur dizme bu. Doğrultu belirtmemiz gerekiyor. Bir kenar seçebiliriz. Yöne dikkat ediyorsunuz, okun yönü ne tarafa doğru dizileceğini ve doğrultuyu gördük. Bir de adım girmemiz gerekiyor. 20 mm adımı olacak ve 8 tane olacak. Bu boşluktan 8 tane olacak. Şöyle 8 tane. Neyi? Bu unsuru, bu boşluk unsurunu yani kesme unsurunu. Unsur ağacından cut extrude'u seçebiliriz. Şöyle dizdi bakın. Buradan yarım milimetre çıktı. Yani ölçüleri ona göre yapıyoruz. Ölçü önemli. Evet. Yarım milimetre dışarıda kesmiştik bunu biliyorsunuz. 8 tane dizdiğimiz zaman da 20 milimetre adımlı yarım milimetre buradan çıktı. Montajda kasanın açık kasanın menteşesine tam olarak montaj edilsin diye. Şöyle oldu bakın. Şimdi açalım. Açılıp açılmadığını bu aşamada da kontrol etmemiz lazım. Şöyle oldu. Kapatalım. Şimdi 3 tane kenar ekleyeceğiz. Kapak olarak kapanabilsin diye yan taraflara. Bunu da H flank ile yapıyoruz. Şöyle kenarları ekledikten sonra ölçülerini kontrol edelim. 3 tane kenar ekledik buraya şu şekilde. Kenarın uzunluğu 10 mm olacak. Şöyle. Ve bükme ve saç dışarıda olacak. Hepsi dışarıda olacak. Şöyle yaptık. Dolayısıyla ne oldu? Dıştan dışa ölçü. Şöyle arkadan bakarsak eğer şu şekilde ya da şöyle bakarsak bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Şurası 150 mm'lik kısım. 1 mm bükme, 1 mm de saç. Dolayısıyla 2 mm dışarıda, 2 mm de diğer tarafta 4 mm. Orijinal saçın boyu 150 mm, dıştan dışa 154 mm. Dolayısıyla bu tür özellikleri kullanarak, yani içeride dışarıda, birisi içeride birisi dışarıda kullanarak dıştan dışa, içten içe ölçüleri belirlememiz gerekiyor. Şimdi bir kenar daha ekleyeceğiz. Çünkü kapak kapatıldığı zaman kasanın şuradaki kulağını kilitlemek için kullanacağımız kulağının karşılığı olması gerekiyor kapakta. Onun için bir kenar ekleyeceğiz ama tam buraya uyumlu yapmayacağız. Montajdan sonra edit yaparak, parçayı edit yaparak, montajda edit yapmayı, parça edit yapmayı da böylece anlatmış olacağız. O kenarı buraya, o kulağa uyduracağız. Kapağı tekrar geçelim. Bir kenar daha ekliyoruz. Şuraya. Şöyle. Boyu önemli değil. Ama oraya uyumlu olsun diye hemen kenarda bir düzeltme yapacağız. Yani Edit Flank Profile diyoruz. Yani küçültüyoruz. Şuradan tutacağız. Şöyle. Şuraya kadar. Oraya biraz benzeteceğiz. Esas oraya uydurmayı sonradan yapacağız. Bu kontrol sketch'in uygun olup olmadığını kontrol eden pençereyi işimiz bittikten sonra son deyip kapatıyoruz. Kenar ekleniyor.
Bunun nasıl olacağını montajda bakacağız. Evet, son durumu, son bulunduğu yere kaydettik. Şimdi bir parçamız daha var. Buraya takılacak bir tane mil var. Yani ona tel de diyebiliriz. Menteşelerde bu tür menteşelerde öyle bir tel ya da buna mil de diyebiliriz. Olur. Onu da yapalım. Montajda kullanacağız. Yeni bir parça modelleme oturumu açıyoruz. Bunu da klasörümüze kaydediyoruz. Menteşe mili olarak. Menteşe mili. Ya da menteşe teli de diyebilirsiniz. Kaydettik. Önemli değil. Right plan ya da front plan. Front plan olsun. Buraya sketch açıyoruz. Bir çember çizeceğiz. Çapı kaç olacak? Oradaki yaptığımız dairesel kıvırmanın delik çapı ne kadarsa, yani menteşenin delik çapı ne kadarsa o kadar olacak. Yani yarıçap 1,5'tu. Bunun çapı da 3 olacak. Boyu ne kadar olacak? Boyu da 150 mm olacak. Extrude komutuyla bunu yapıyoruz şöyle. Önemli değil ne tarafta olduğu. Bu çünkü çok fonksiyonel bir parça değil. Ama 150 mm yazmadan onayladık pencereyi. 150 mm diyoruz. Onaylıyoruz. Evet, bunun rengini biraz değiştirelim. Çünkü montajda görünsün diye. Biraz koyulaştıralım rengini. Şöyle yapalım. Evet. Son durumu son bulunduğu yere kaydettik. 3 tane parçamız oldu. Bir parçamız daha var. Onu montajda oluşturacağız. Ama şimdilik montajı yapmak istiyorum ben. Bir parça modelleme oturumu değil bu sefer. Montaj modelleme oturumu açıyoruz. Montaj oturumu da diyebilirsiniz buna. Evet, montaj oturumuna geçtiğimiz zaman montajda birinci parça olarak modellediğiniz hangi parçayı kullanacağınızı sizden istiyor. Şu anda soldaki pencere onu anlatıyor. Şuradaki sarı fonlu uyarı onu gösteriyor. Burada da açık dosyalarınız var. Açık parçalarınız var. Bunlardan birisini kullanacağız. Neyi? Doğal olarak saç kasayı kullanacağız. Montajda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ortama birinci parçayı aldığınız zaman ve bir yere tıklayıp bıraktığınız zaman kendisi bir yere çekip bırakıyor. Bunun anlamı şu. Ben bu parçayı bir yere bağlıyorum. Nereye? Herhangi bir yere. Yani çünkü birinci parça fix olması, sabit olması gerekiyor ki diğerleri onun üzerine montaj yapılabilsin ilişkilendirerek. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bakın F'den anlıyoruz. İkincisi tutup sürükleyemiyoruz. Tutup sürüklemek istediğimiz zaman böyle bir uyarı veriyor. Bu parça fix diyor, hareket ettiremezsin diyor. Ama ben şunu istiyorum. Bunu hep montajda yapmam gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Ama önce ilk yapmamız gerekeni yapmadık. Save diyoruz. Bunu kaydedeceğiz. Save all diyoruz. Nereye? Klasörümüze. Kasa montaj diyoruz. Saç kasa montaj. Saç kasa montaj. Başka isimler de tabii ki verebilirsiniz. Şöyle yaptık. Kaydedildi. Şimdi biliyorsunuz montaj ortamına aldığımız parçalar bütün unsurlarıyla birlikte montaj ortamında bulunuyor. Şu artıyı tıkladığınız zaman unsur ağacında bütün unsurları bakın burada. Kasayı yaparken kullandığımız işlemlerin hepsi oraya listelenmiş. Doğal olarak tabii ki orijinler de geliyor. Parçanın orijini orada bakın. O turuncu nokta. Bir de montajın orijini var. Montaj ortamının orijini var. Aslında bunlar çok farklı yerlerde. Şöyle döndürerek bakabilirsiniz. Bakın montajın orijini orada. Parçanın orijini burada.
Ben bunu çakıştırmak isterim. Yani siz de yaparsanız çok iyi olur. Yani birinci parçanın orijini de zaten birinci parçanın orijini özel bir yerde. Montajın orijini birbirine çakışık olmasında fayda var. Bunu çakıştırmamdaki birinci fayda şu. Mesela ben kesit almak istiyorum. Dışarıdan kesiyor. Şu anda kesmiyor. Çünkü plan dışarıda. Çünkü montajın orijini buralarda bir yerde. Diyeceksiniz ki sürükleyerek kesebiliriz ama ben hemen ilk kesme komutunu aldığım zaman parçayı ortasından planın olduğu yerden kesmesini istiyorum. Onun için de orijinleri çakıştırmam gerekiyor. Orijinleri çakıştırmadan önce bu parçayı hareket ettirilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Ve parça üzerinde parçanın adının unsur ağacı üzerinde sağ tuş yapıyoruz. Float diyoruz. Hareket ettirilebilir anlamında bu. Float dedik. Şimdi orijinleri ilişkilendirebiliriz. Orijini seçiyorum. Parçanın orijinini seçiyorum. Hızlı erişim araç çubuğundan mate diyorum. İlişkilendirme. Yani montajda en çok kullandığımız komut bu. İlişkilendirme. Geometrik olarak ilişkilendirerek parçaları birbirine bağlıyoruz. Seçtik. Parçanın orijinini. Mate dedik. Mate penceresi açıldı bakın. Seçtiğimiz noktayı, saç kasanın noktasını, orijinini buraya ekledi. Şimdi ikinci unsuru göstermem lazım. İkinci unsur da montajın orijini. Seçtiğim zaman ne olduğuna dikkat edin. Şöyle bakın oraya bağladı. Ve bize bir hızlı erişim araç çubuğu gönderdi. Burada size teklif ediyor. Diyor ki ben bu iki noktayı çakıştırıyorum. Coincident yapıyorum. Eksenleri de çakıştırıyorum. Eksen derken X'i X'e, Y'yi Y'ye, Z'yi Z'ye. Dolayısıyla front plan, right plan, top plan da birbiriyle çakışmış oldu. Neyin? Montajın ve parçanın. Bunlar önemli özellikler. Onaylıyoruz. Mate penceresini şimdilik kapatıyoruz. Ne demek istediğimi şimdi unutmadan şunu yapmanız gerekiyor. Mutlaka birinci parçayı fix yapmamız lazım. Bu çakıştırma işleminden sonra sağ tuş yapıyoruz. Üzerinde fix yapıyoruz. Artık bu hareket ettirilemez. Ortamı döndürebiliriz, ayrı konu. Bu hareket ettirme değil. Ortamı döndürüyoruz. Yani uzayı döndürüyoruz. Parça olduğu yerde duruyor. Şimdi biraz önce yaptığım bir kere daha yapıyorum. Bakın bir kesit alıyorum. Aldığım zaman tam ortasından kesiyor. Diğeri de aynı şekilde diğer taraftan kesiyor. Evet. Kesitten çıkıyoruz. Son durumu son bulunduğu yere kaydettik. Şimdi geliyoruz diğer parçaları buraya montaj etmeye. Yani kapağı montaj edeceğiz. Insert component diyoruz. Kapağı alıyoruz. Şöyle aldık. Şöyle orijinal konumuna döndürebiliriz sağ tuşla tutarak. Mouse'un sağ tuşuyla tutarak orijinal konumuna döndürebiliriz. Sonra sol tuşla tutup herhangi bir yere taşıyabiliriz. Bunu bu parçada yapamayız ama bu parçada yapabiliriz. Bu henüz ne yapılmadı? İlişkilendirilmedi. İlişkilendirmek için şunu yapacağız. Menteşeyi bağlayacağız. Yani menteşenin deliğini ilişkilendireceğiz. Delik yüzeyini seçiyorsunuz. Yüzeyi seçmeniz gerekiyor. Mate diyorsunuz. Bakın ilişkilendir diyorsunuz. Sonra da kasadaki delik yüzeyini, menteşenin delik yüzeyini seçiyorsunuz. Geometrik ilişki ne burada? Konsantrik. Yani eş eksenli. Şu anda eş eksenli bir şekilde bağlandı. Kapak kasaya. Şöyle oldu bak. Ama tabii ki hareket edebilir. Bir de ne olması gerekiyor? Menteşeyi birbirine ilişkilendirmemiz gerekiyor. Şöyle taktık ama hala bizim istediğimiz gibi bağlanmadı. O ilişkilendirmeyi de buraya yaklaşıp, yani menteşenin olduğu yere yaklaşıp şu yüzeylere ilişkilendirme yapıyoruz.
Hangi yüzeylere? Meyit penceresi burada duruyor bakın. Şu yüzeyler de kullanılabilir. Bu yüzeyini tam almıyor. O nedenle diğer düz yüzeyleri ilişkilendirmem gerekiyor. Şu yüzeyi seçiyorsunuz. Düz yüzeyler. O bükülmüş yüzeyleri tam yüzey olarak görmüyor galiba. Dikkat ederseniz çakıştırdı. Coincident yaptı ama burada fazla boşluk kaldı. Menteşenin çalışabilmesi için iki tarafta da eşit boşluk olması gerekiyor. Biz 1 milimetre fark vermiştik. Bu 1 milimetreyi yarım milimetre bu tarafa, yarım milimetre bu tarafa dağıtmamız lazım. Onun için mesafe belirlememiz gerekiyor. Yani çakışık olacak ama arada bir mesafe olacak anlamında. Mesafeyi de distance ile belirliyoruz. Şöyle tıkladınız bakın. Burada bir mesafe var default olarak. Biz bunu ne diyoruz? 0.5 diyoruz. Şöyle bakın. Bunları hissederek yaparsanız daha iyi olur. Şöyle bağla da dikkat ederseniz. Diğer hepsi de aynı hizaya geldi. Onaylıyorsunuz. Geometrik olarak ilişkilendirerek parçaların birbirine bağlanması, montajının yapılması böyle oluyor. Onayladınız. Bakın kapak şöyle açılıyor. Tabii ki 360 derece dönebilir çünkü henüz diğer ilişkiyi atamadık. Onu sonradan yapacağız. Şimdi burada bir de menteşemizin teli ya da mili olacaktı. Onu hemen insert yapalım. Menteşe milini aldık. Şöyle. Yine konsantrik diyeceğiz önce. Şöyle alalım. Yüzeyi seçtik. Silindirik dış yüzeyi seçtik. Mate dedik. Mate penceresi geldi. Seçtiğimiz yüzey buraya kaydoldu. İkinci unsuru seç diyor. Menteşedeki delik yüzeyini seçiyoruz. Konsantrik oldu bakın. Burada görünüyor konsantrik. Parça da içine girdi. Mil içine girdi bakın. Şöyle buraya takabiliriz. Taktık. Bir ilişki daha atamamız gerekiyor. Yüzeyleri çakıştırmamız gerekiyor bu sefer de. Şu yüzeyle şu yüzeyi ya da şu yüzeyi çakıştırıyoruz bakın. Şöyle oldu. Diğer tarafa da bakalım. Evet, menteşe şu şekilde takıldı bakın. Menteşe mili de takıldı. Şöyle oldu. Şimdi kasadaki kulağın aynısını yukarıya kapağa da yapacağız. Kapak kapandığı zaman şöyle bir ilişki atamamız lazım ki sabit kalmamız lazım. Önden baktığımız zaman şöyle ne olması lazım? Kapak üst yüzeyi ya da iç yüzeyi bunun şu yüzeyine paralel olması gerekiyor. Kapandığı zaman doğal olarak öyle olması gerekiyor. Ortamı beyaz yapmamışız. Yapalım, daha parlak görünüyor. Biraz önce biraz karanlıktı. Evet, ilişki komutunu alıyoruz buradan. Mail komutunu alıyoruz. Kapağın üst yüzeyini seçiyoruz. Kasanın alt yüzeyini seçiyoruz. Şöyle. Doğal olarak paralel ilişkisi önerdi bize. Burada da var. Burada da var. Aynı şey. İstediğiniz yerden onaylayabilirsiniz. Onaylıyorsunuz. Şu anda kapak kapandı. Diğer tarafları kontrol ediyoruz. Acaba tam olarak kapandı mı diye, ölçülerimiz normal mi? Burada bir hafif bir içe girme var. Ölçülerde hafif oynayarak onu ayarlayabiliriz. Ama diğer tarafları filan uygun bakın. Şöyle kapak kapanmış. Uygun olmayan neresi? Buradaki kulak. Evet, şimdi gelelim. Bu kulağın edit edilmesinde, yani kasadaki kulağın kapaktaki kulağın kasadaki kulağa uydurulması. Son durumu son bulum değere kaydettik. Edit part özelliğini kullanacağız. Yani montaj ortamında bazen parçaların bazı nitelikleri tasarım yaparken belirlenemeyebilir ya da zor olabilir. O yüzden bazı işlemler montajda yapılabilir. O yüzden bu tür programlarda montajda
parçaların düzeltmesi ve düzenlenmesi, diğer bir deyimle edit yapma işlemi yapılabilir. Burada olduğu gibi. Edit part diyoruz. Bunu birçok şekilde yapabiliriz. Parçayı seçiyoruz. Kapakta bir edit işlemi, yani düzeltme ve düzenleme işlemi yapacağız. Kapağı seçtik. Bakın hızlı erişim araç çubuğunda edit part var. Ben hızlı erişim araç çubuğu kullanmasını seviyorum. Bunu aldınız. Şu anda edit part ortamındayız. Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Birisi bu simgeden, diğeri unsur ağacında edit yaptığınız parçanın unsurları mavi renk aldı. Peki biz neyi edit yapacağız? Buradaki kulağı edit yapacağız. Şimdi kulağı edit yaparken önden baktığımız zaman önce bir ölçü almamız lazım. Kapaktaki kulak çok aşağıda. O yüzden bunun şu yüzeyi kasadaki kulağın şu yüzeyine çakışması lazım. Burada bir ölçü farkı var. Bu ölçüyü önceden belirleyip şuradaki kapaktaki kenarı yukarıya doğru offset yapmamız, yani kaydırmamız gerekiyor. Ama önce ölçüsünü bulmamız lazım. Ölçüyoruz. Kasa kulağının üst yüzeyiyle kapak kulağının alt yüzeyini seçiyoruz. Arada 5 mm fark varmış. Demek ki kapaktaki kulağı yukarıya doğru 5 mm offsetleyeceğiz. Ölçme komutunun penceresini kapattık. Edit'teyiz. Unsur ağacına geliyoruz. Neyi edit edeceğiz? Son eklediğimiz kenarı. Edit flank var bakın. Burada seçtiğimiz zaman modelde de seçildi. Bunu seçiyoruz. Şimdi bunu edit ediyoruz. Unsuru edit ediyoruz. Bakın o seçili durumda. Ne yapacağız? Önce bunu yukarı kaydıracağız. Nereden? Flank position var bakın. Kenar position'ı var. Offset var burada. Offset'i tıklıyorsunuz. Şu anda aşağı doğru kaydırıyor. Ölçüyü 5 mm giriyoruz. Aşağı 5 mm kaydı, dikkat edin. Şöyle. Ama biz ne yapacağız? Yukarı yapacağız bunu. Şuradan taraf değiştiriyoruz. Diğer tarafa 5 mm yapıyoruz. Bakın şöyle hizaladı. Tam oraya geldi. Onaylıyoruz. Birinci işlemimiz bu. Sonra yine edit yaparak bunu buraya uyduracağız. Bunu da üstten bakarak yapalım. Şöyle bakın. Yani bu kenarı şu kenara, bu kenarı bu kenara ilişkilendireceğiz. Sonra burayı uzatıp burada bir takım işlemler yapacağız. Onun aynısını yapmamız gerekiyor. Yapalım. Yine H flank'i, son yaptığımız kenar ekleme unsurunu bir kere daha edit feature'dan edit etmek istiyoruz. Bunu seçip edit flank profile diyoruz. Evet, söylediğim gibi ne yapacağız? Bu kenarı buraya ilişkilendireceğiz. İlişkilendirme yapıyoruz. CTRL tuşuna basılıyken ölçü de verilebilir ama ilişkilendirme de yapılabilir. İki kenarı seçtik. Make collinear, hizalı yaptık. Diğer kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. CTRL tuşuna basılıyken kenarları seçtik. Make collinear yaptık. Şimdi bunu buraya aktaracağız. Şu çizgimiz olmayacak. Olabilir de. Nasıl olabilir? Olursa eğer mutlaka construction line olması gerekiyor. Silelim bunu. Olmayacak ama şu kenar olacak, şu kenar olacak. Buradan buraya yansıtıyoruz. Çizmiyoruz. Yansıtmayı, yani kasanın, kulağının unsurunun kenarlarını buraya yansıtacağız. Bu kenarı yansıtıyoruz. Bir de delik kenarını yansıtıyoruz. Yansıtma işlemi convert. Şöyle bakın. Aldınız buraya. Bu kenarı yansıttınız. Bu kenarı yansıttınız. Onayladınız. İkisi de yansıdı bakın buraya. Sonra da önceki kenarları buraya uzatıp ekliyoruz. Bu kadar bakın. Tam tanımlı hale geldi. Son dediğimiz zaman neler olduğuna bir bakalım. Şöyle önden baktığımız zaman görebiliriz. Şu şekilde oldu bakın. Şöyle. Kulağa uydurduk. Şimdi bunu
Aşabilir miyiz? Aşamayız. Niye? Çünkü tamamen ilişkilendirildi. Kapak paralel oldu kasanın yüzeyine. Menteşe üzerinde hareket etmeyecek. Hareket ettirmek istersek eğer kapaktaki bu paralel unsurunu, paralel ilişkisini pardon, ne yapmamız gerekiyor? Geçici olarak bertaraf etmemiz gerekiyor. Bütün parçaların ilişkileri ayrı ayrı kendi unsur ağacında listelenir. Bakın, saç kasanın ilişkileri burada. Neleri ilişkilendirdiğimizi görüyorsunuz. Sonra kapağın ilişkileri var. Meyit, şöyle, konsantrik, mesafeli, çakıştırma ve paralel bakın. Neyin paralel olduğunu görüyorsunuz oradaki yüzeyler. Bu ilişkiyi geçici olarak geçersiz yapabilirsiniz. Buna suppress deniyor. Hızlı erişim araç çubuğundan suppress dediğiniz zaman şöyle artık o geçerli değil. Şöyle oluyor bakın. Şimdi bunun bir de 90 derece açılıp burada kapanmasını isteyebilirsiniz. Bunun için şunu yapıyoruz. Hemen bu paralel ilişkisine açı atıyoruz. Şöyle bakın. Açıyı buradan verebiliriz bakın. Açı verebiliriz. Biraz önce mesafe vermiştik menteşe yaparken. Açı da verebiliriz. Bu paralel olan iki yüzey açılı bir şekilde birbiriyle ilişkilensin diyebiliriz. Onun için açı veriyoruz. Burayı tıklıyoruz. 90 derece diyelim. 90 derece girdik buraya. Şöyle oldu bakın. 90 derece açıldı. Ama şu durumda 90 derece kalıyor. Bu arada tabii ki daha önce ilişkilerimiz olduğu için bizim burada hemen bir hata mesajı verdi. Çünkü burnun yansıtmıştık. O yansıma özelliği kayboldu 90 derece bağlandığı için. Ben istiyorum ki 90 derece açılsın, yüzeyde kapansın istiyorum. Bunun için bir ileri ilişki yapmamız gerekiyor. Yani limitli açı vermemiz gerekiyor. Onun için bu angle ilişkisini edit ediyoruz. Standart mate'leri kapatıyoruz. Advanced mate'leri açıyoruz. Burada da açının ilişkisi var bakın. Limitli açı. Toplam açı. Maksimum açı. Ve minimum açı. Minimum açı ne kadar olacak? 0 olacak. Toplam açı 90 derece. Yani 90 derece açılacak. 0 derece kapanacak. Paralel konuma gelecek. Onayladığımız zaman şu oluyor bakın. Yani şöyle kapatabiliriz. 90 derece açabiliriz. Böyle kapatabiliriz. Bu açıyı değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi şurada bir hata, hafif bir hata var. Bu hatada neden kaynaklanıyor olduğunu söyleyelim. 90 derece açmıştık biz. 90 derece açtığımız zaman şunlar birbirine bağlı. Şu kenarı yansıtmıştık, şu delik kenarını yansıtmıştık buraya biliyorsunuz. Onlar birbiriyle ilişkili olduğu için o hata mesajını veriyor. Kapatıp, paralel ilişkisini verip kapatıp, 0 derece çakıştırıp, ondan sonra şuradan rebuild yaparsanız o hata mesajı gider. Son durumu, son bulunduğu yere kaydettik. Hepsini kaydediyoruz. Tekrar açtınız. Kapattınız, açtınız, kapattınız. Evet. Kapağı da böyle yaptık. Şimdi şurada bir havalandırma kanalı var. Bu havalandırma kanalını oluşturmak istiyorum. Ancak bu işlem biraz uzun sürer gibi geliyor bana. O yüzden havalandırma kanalını eklemeyi bir sonraki videoya koymak istiyorum. Bir sonraki videoda havalandırma kanalı ve forming tool yapacağız. Sonra da bu
saç modelleme işlemini bitirmiş olacağız. Şimdilik hoşça kalın.